Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncü Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Şimdi ikinci dönem birinci yazılı ile ilgili olarak 11. sınıflarımız için Torque Denge şartları ve kütle merkezi başlıklarını bir araya toparladık. Yani bunlar zaten birlikte takılan arkadaşlar olduğu için ben bunları bir araya getirdim. Ama şunu söyleyeyim, sadece ve sadece torktan ya da denge şartlarından ya da kütle merkezinden sizi sınav yapabilirim öğretmen olarak o kadar aslında. Yani ayrıca incelenebilecek çok fazla soru çeşidi olan başlıklar bunlar. Ama bir araya getirdik. Ha şunu da söyleyeyim. Tork ve toplam kuvvet sıfır mantığıyla da bu üçünde canlı kalabilirsiniz. Yani şimdi buradaki 8-9 soruya kalmayın. Bakın bunlarla ilgili yani şöyle diyeyim. Videoların tarihlerine takılanlar için söylüyorum. Yorumlara yazıyorlar. Tabi cevap verilmiyor bazen haklısınız. Diğer arkadaşlarınız da yanıt vermiyor. Ama şu torkla ilgili olarak, denge ile ilgili olarak, kütle merkezi ile ilgili olarak hiçbir şekilde değişen bir yer yok. Her şey aynen geçerli. Yani gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Takıldığınız soru tipini gidin hemen yani videosunu bulun, örneğini bulun, izleyin diyorum. Hatta yani eski video, yeni video bir sürü yani gerçekten burada birçok videomuz var. Evet kendi havamızda atmaya devam ediyoruz. Yani sitemiz olan umutöncülakademi.com'a şimdi bir 11. sınıf öğrencisi olaraktan artık hani Nisan'a geliyoruz. Önümüzdeki sene için yapman gereken çalışmalara yavaş yavaş başlamak istiyorsun. Asla da gecikme. Yani şurada sana üniversiteyi kazananları ya da mezuna bırakmayı düşünenleri yani böyle dile getirsek, sen karşısına alsa, seni konuşsa, ya kardeşim beni 3 ay geriye götürün. Fazla istemiyorum der sana. O kadar kıymetli bir zamandan bahsediyoruz hazırlıklarına başlayabilirsin. gidip inceleyebilirsin. YKS 2022 paketleri bunlar. Yani bu sene değil. Ondan sonraki sene bu Haziran değil ondan sonraki Haziran'da Haziran 2022'deki sınava yani gönderme yaparaktan paket hazırladık arkadaşlar. Denemeleri dahil ek soru çözümleri dahil müfredat incelemeleri dahil neler neler her şey yani dahil bir şekilde denemeleri normalde ayrıca verirler kitap olarak alırsın. Ben onları pakete da, yani dahil ettim. Ha fen paketi var. Tüm dersler sayısal tüm dersler paketi var. Onlarda da aynı şekilde İnanılmaz içerikler sizi bekliyor. Gidin değerlendirin. Gidin inceleyin. Umutöncülakademi.com Evet şimdi. TORK bulacağız arkadaşlar. Şimdi tamam mı? F3'ün torku F3'ün torku yönü de varmış. Dikkat. Sağ el kuralıyla buluyoruz ya. Şimdi bakın şurası o noktası ya. Galiba bu arkadaş şu tarafa doğru döndürecek. Yani şöyle döndürüyor. Şöyle yapınca tork da sayfa düzleminden dışarıya oluyor. Dört parmak dönüş yönünü gösteriyordu. Baş parmak da tork vektörünün yönünü gösteriyordu. Hani bu vektör işaretine ona lütfen dikkat. Yani burası şu işaretle alakalıymış. Yani nokta dışarı doğru. Şimdi bu tamam. Tork denilen şeyi yazdık biz. Kuvvetimiz bir birim olduğu için F alıyorum. Çarpı doğrultusu bu. Etrafında döndüğümüz nokta şu. Dik uzaklıkta burasıdır. Bunu da D alıyorum. Tamam mı? F'de ve nokta bizim için torkmuş. Bu benim tanımım şimdi. Tamam mı? Diğerlerine geldim şimdi. Bakacağız. Şöyle bir çiziyorum. Şöyle bir çiziyorum. Bileşenlerini ayırarak yapmak istedim. Bunlar da F ve F. E şimdi bakıyorum. Bu saat yönünde döndürmeye çalışıyor. Şöyle. Şuna bakıyorum doğrultusu bu. Bak doğrultu düşey. Bu da şöyle döndürmeye çalışıyor. Bu ikisi birlikte çalışıyorlar. Bak saat yönünde gidiyorlar. E, o zaman ben tork 1'e şöyle bir bakış attıktan sonra şu F'yi yazayım. Düşeyden başlıyorum. Doğrultuyu şöyle uzattım. Nokta burada uzaklık 2 birim. Çarpı 2D yani. Onunla aynı yönde döndürdüğü için toplayacağım. Evet. Evet. F çarpı doğrultu bak böyle. Şurası noktamız bir birimde burası. Dik bir uzaklığını yazdım. Çarpı D. Ne yaptı? 3 FD şeklinde oldu. Ve saat yönünde döndürüyorlar ya. Saat yönünde döndürünce sayfa düzleminden içeriye doğru olacak. O zaman da çarpı şeklinde olacak. Bu da böyle olsun. Tamam. Şimdi tork 2'ye bakacağız. Ha, bunu bir dakika şimdi böyle biraz kalınlaştırmamız lazım. Şöyle bir bileşeni bir de şöyle bir bileşeni var. Bu 2F. Bu da F. Şimdi bakıyorum 2F nokta burada ya. Şöyle döndürüyor. Doğrudur. Bunun da doğrultusu böyle bak. Doğrultu böyle. Yukarıya doğru kuvvet. Şöyle bu tarafa doğru döndürüyor. Şöyle. Ne, yani bu tarafa da buna göre ters. Yani sonuçta yani şu aynı yönde nokta olacak o da. Tork 2'yi yazalım o zaman. Şimdi şu 2F ile başlıyorum. 2F çarpı doğrultusu şuydu. Nokta burada bir birimlik uzaklık var çarpı D. Artı şuna bakıyorum F var. F çarpı doğrultuyu uzattığım nokta burada şöyle iki birimlik uzaklık var. 2D var. Ne yaptı? 2 burada 2 burada. 4FD yaptı ve sayfa düzleminden dışarıya doğru demiştik. Böyle yaptık ya şöyle. Tamam. Dedi ki bileşke tork nedir? O zaman toplam torku bulacağız. Herkesi toplayacağız. Yani tork 1, tork 2 yönlerini de dikkate alaraktan toplayacağız. Şimdi baktık bu nokta şeklinde. Mesela bu böyle dönüyor ya. Şöyle yapayım ben. Bu tarafı artı alayım. Nokta şeklinde olanlar yani ne oldu işte yani artı alınmış oldu. Bu arkadaş 4 var, 1 var, 5 var. Şimdi şurada tork 1 denildi ya. Pardon tork 3 bu. Tork 3 şunu bulmuştuk. Yani sonuçta artı 1 diye yazayım onu ben size. Fd ya. Burada da hani artı yönde fd olduğu için 1 yaptık. Sonra bu kaç? Tork 2 var. Şu arkadaş ona da 4 demiştik. O da artı 4 olsun. Nefis. Bu tork 1 kaç ama eksi. Bu tarafa doğru olduğu için eksi 3 oldu. Şimdi bu. Baktık 5 oldu 3 oldu. Evet buradan artı 2 fd geldi. Artı dediğimiz şey şu taraf. Artı dediğimiz şey şunların yönü. Yani sayfa düzleminden dışarıya doğru olan. İster öyle belirt ister böyle belirt artık sana kalmış. Bu ama tork vektörünün yönüyken bu artı hani hangi tarafa doğru döndürmeye çalıştıklarını gösteriyor. O da birbirine karışmasın. Şimdi efendim başka bir soruya geldik. O noktası etrafında serbestçe dönebilen üçgen bir levha var. Şu O noktası dikkat. Şunun etrafında dönebiliyoruz. 1, 2, 3 noktasına göre torkları eşitmiş. Büyüklük olarak yani eşit. Torkları eşit demek yanlış olmuş burada. Torklarının büyüklükleri eşit. Çünkü kimisi saat yönünün tersine, kimisi saat yönünde döndürüyor. Buna da lütfen dikkat. Şimdi burada bir üçgen var. Ee, burası dik üçgen. Güzel. 37. Burası da 53 var. Çok şahane. Şimdi ilginç bir şey var burada. Yani uzaklıkları güzel ifade etmek istiyorum. Şimdi bak burada bir tane şöyle küçük üçgeni düşündüğümüz zaman tam 90 derecenin karşısında 5'in katı olması gerekiyor. Ama aynı zamanda büyük üçgeni düşündüğünüz zaman 37'nin karşısında kenar olduğu için bu da 3'ün katı olmak zorunda kalıyor. Yani hem 5'in katı olacak hem de 3'ün katı olacak. Bu o zaman hiç böyle kurcalamayayım. Buraya ben şu kenara 15 diyeyim arkadaşlar. 15. E o zaman rahatlıkla ifade edebilirim. Şimdi burada küçük üçgendeyim. Tamam mı? 53'ün karşısı bu. Yani 90'ın karşısındaki tabii ki 5'in katı oluyor ya. 5'in 3 katı olacak bu. E buraya baktığımızda burada da bir tane 37 var. O zaman burası da 3'ün 3 katı olacak. Yani burası 9 olacak. Şu kenar bak. Şu kenar. Neden buna odaklanıyorum? F3'ün dik uzaklığı 9 çünkü. Bu var 1. E ondan sonra buraya sen 15 dedin ya. Büyük üçgendeyim şimdi. 3'ün 5 katı dedik bu. Bu da 4'ün 5 katı olacak. Büyük üçgende. Burası da 20 olacak. Buna da lütfen dikkat. Şimdi artık torkları yazabiliriz. Kuvvetleri madem herkesin torku eşit ya yani aynı tork büyüklüğüne sahipler ya. F1 çarpı uzaklığı kaçtı onun? 15. Güzel. Diğer torka geçiyorum. F2 çarpı şu doğrultusu bu. Nokta bu. Dik uzaklık burası. O da kimle aynı? Bak buradaki 20 ile aynı. Çarpı 20 diyeceğim. Üçüncüyü yazıyorum. F3. Evet şurası 9. Çarpı 9 oldu. Karşılaştırınız. Uzaklık büyükse kuvvet küçük oluyor. E, o zaman yani uzaklığın en küçük olduğu yer bu olduğuna göre F3 şampiyon. F3 baştan geliyor böyle sonra F1 sonra da F2 oluyor. Ha, bunları gene isterseniz yalnız bırakıp değerlerini de bulabilirsiniz ama sadece karşılaştırma sormuştuk biz burada. Onun için ilerleyebilirim. Evet bir çubuk sorusuyla karşınızdayız. Bakın yani denge çok özür dilerim bir yudum çay. Çubuklarla ilgili sorunun sonu gelmez tamam mı? Yani acayip acayip sorular sorulabilir. Yani hocam bunlar çok kolay. Bizim işte hoca böyle sormuyor, şöyle soruyor dediğin yerde git hemen başka modelleri var bunların incele. Videoları duruyor arkadaşlar. Yani soru görmen lazım senin sınavdan önce. Yani şuna inanıyor musun? Yani birisi ben kendimi de dahil ediyorum tamam mı? Yani bir tane video hazırladım ben yazılı sınav sorusu. Sen o videoyu izleyeceksin gideceksin yüz alacaksın. Böyle bir şey var mı yani? Yok oraya adam ya da kadın yani hocamız kim ben de dahilim buna bir soru koymuştur o çıkar ya da çıkmaz. Yani Sonuçta nereden bileceksin bunu? Yani onun için takıldığın soru tipini gördüğün anda git işte ben bunu bilmiyorum de. Bak adam kendine göre böyle bir şey ayarlamış. Git videosunu izle. Yani ayrıca izle. Ne kadar çok soru görürsen o kadar iyi. Bunlar şimdi ağırlıksız eşit bölmeli bir çubuk varmış. Dengedeymiş. Tx, ee, TXTY. Şimdi bana bunu soruyorlarsa kimse G'lerle ilgilenmiyordur. Benim bu çubuk sorularındaki yöntemim şu. İstenmeyen adama göre tork alın. Onu yok etmek için ona göre tork alın. Burada klasik yöntem iplere göre tork almaktır. Hayatını kurtarır mı? Evet, kurtarır. Ama ben daha kısa bir çözüm yolu önermek istiyorum. Eğer yapabiliyorsanız istenmeyen adam şu anda G'ler ya, bunları bir noktaya toparlayabiliyorsanız oraya göre tork alırsınız. Nefis bir şekilde soruyu bitirirsiniz. G var 3G var 1'e 3 toplamı kaç 4 aralarındaki uzaklık kaç 4 tesadüf değil ayarladık büyük olana yakın olacak şuradan bir yerden göstersem 4G diye kontrol edeyim G çarpı 3 3G çarpı 1 doğru yerdeymişim artık buradalar onun için artık bu G'yi ve bu 3G'yi siliyorum benim tork alacağım nokta çıktı kuvvetleri göstermeliyim kuvvetleri göstermemi öğretmen ister burası TX Burası TY. İplerdeki gerilmeler bağlı bulundukları yerden dışarıya doğru çizilir. Bu noktaya göre tork alacağım. Bu böyle döndürmeye çalışıyor. Bu da böyle döndürmeye çalışıyor. Yenişememişler çünkü dengedeler. O zaman ne olacak? Gene siyaha geçelim. Tx çarpı 1 eşittir. Ty çarpı ayıp olmasın diye bu. O zaman bu 2 ile bu da 1 ile orantılı. Tx bölü Ty oranında 2 çıkar. Ama bunu tek tek buralara göre tork alırsan Allah Allah Allah. Ha bazı soruda hocam bunlar bu kadar kolay bir araya gelmiyor. Ya ben... Ya da başkası seni yıkmaya çalışmıyor ki yöntem öğretmeye çalışıyor. Yani zor bulunan kuvvetleri bir araya getiriyorsa zaten orada kötü niyet vardır. Ama böyle pratik şeyleri görebilen öğrencinin de kısacık çözümlerle olay yerinden çıkmasını sağlamalıyız. Öğrenmelisin bu yöntemi. Başka yerde işe yarar. Yani önümüzdeki sene için düşündüğün, hazırlandığın sınav için işe yarar. Evet, geldim bir de böyle çapraz kuvvetin olduğu bir yere. 10 Newton ağırlıklı homojen çubuk yani işte tam ortasından türdeş diyorlar, homojen diyorlar. Fark etmez. 10 Newton burada. Bağlı bulunduğu yerden şöyle 20 Newton burada. Güzel. ha bak ipteki gerilme diyor. Bağlı bulunduğu yerden şöyle bir T göstereyim. Tamam mı? Şimdi ben bunu bileşenlerine ayıracağım. Şöyle gösterdim. Şöyle gösterdim. Böyle yapalım. Şöyle yaptık tamam? Burası da kaç olur? 37. Şimdi arkadaşlar burada T demiş ama ben size burada bir 37 53'ü tabii ki 06 08 ile gösterebilirsiniz ama bir yöntem. Buna T demeyelim de 5T diyelim. Soru bize 5T'yi sormuş olsun. Unutma, 5T'yi soruyor. T'yi karaladım. 37'nin karşısı o zaman 3T'dir. E bu 53'ün karşısı da 4T'dir. Ama o noktasına göre tork alacağım çünkü buradaki ee, Menteşe'nin çubuğa uyguladığı kuvveti istemiyorum. O zaman bu gitti. Bunlar bu tarafa doğru dedik. 3T de bu tarafa doğru dedik. Biz buradan T'yi bulacağız. Unutmayın soru 5T'yi soruyor. Yazıyorum. Bu tarafa doğru döndürenlerin torkuyla diğer yönde döndürenlerin torku birbirine büyüklük olarak eşit olmalı. 10 çarpı 1, 2, 3 artı 20 çarpı 3, 6 eşittir 3T çarpı 4. 1, 2, 3, 4. Tamam. Tuttu. Böyle bir güzellik var. Ha herkes de şöyle şeyler var. Burada şununla gider burası 2 kalır. Bu da gider. Burada ne var? 10. Artı burada ne var? 2 vardı 40. Evet ne olur? 4T. Şimdi 4T ne yazık kurtulamadık. Yani T dediğiniz şey kaç oldu? 50 bölü 4. 50 bölü 4. Tamam mı? Ama benden ne istiyorlardı? 5T istiyorlardı. 5T isteniyorsa 5 çarpı 50 bölü 4 diyerekten olay yerini terk ederim. Yani sinüs 37 06 08'e de takılmamış olur. Şimdi geldik böyle bir şeye. Böyle duvar gibi masa kenarı gibi bir yer var. Şöyle yerleştirdiğimiz 6 bölmeli homojen bir çubuk var. Çubuğun her bir parçası da G'ymiş. Oo. O zaman bak şuradan 6 G'lik bir ağırlıkla basıyor bu. Ama tehlike nerede? Buraya sen bu e, şeyleri parçaları koydukça üst üste eninde sonunda şu noktanın etrafında döndürerekten devirebiliriz bunu. Bir devrilme sorusu. Peki nasıl yapacağız? Kaç parça koyduğumuzu bilmiyoruz ama şuraya şöyle bir gösterelim. Her bir kesikli çizgilerle belirtilen yere g ağırlığındaki parçalardan en fazla kaç tane koyabilir? En tane koyacağız ve g ağırlığında işte şu anda şu biraz önce koyduğum mavi noktaya göre tork almamız gerekiyor. 6G çarpı şuraya göre tork alıyorum. 1 eşit olmalı. N çarpı G çarpı nedir? Burası da 1.5. 3 bölü 2 yapalım şöyle. Tamam mı? Şimdi G'ler gitti. Tamam. Şu 3 ile şu 6'yı sadeleştiririm 2 kalır. Şu da geldi. Ne eşittir? 4 tane çıktı. Şimdi 4. koyduğun zaman torklar birbirine eşit olmuş oluyor. 5. koyduğun anda devrilir. Burada bazen hani en fazla kaç tane koyulabilir diyerekten 4'ü isterler yanıt olarak. Kaçıncıyı koyduğun zaman bu çubuk takla atar diye de sorabilir. O zaman da yanıtınız 5 olur. Buna da lütfen dikkat. İlerliyorum. Şimdi geldim bir küre sorusuna. Şöyle bir şey var. Böyle duvara dayanmış, iple bağlanmış bir küre var. Duvarın tepkisi ne? T ve kürenin ağırlığı G. Aralarındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi burada doğrultuları göstermek çok önemlidir. Abartılı bir şekilde bu doğrultuları çizmelisiniz. Duvarın hani tepkisini de şöyle duvara 90 derece olacak şekilde gösterelim. Şuradan bak tepki kuvveti var. Bu çizgileri normalde ipli sorularda olsa Hemen ipin üzerinden gösterirsin ama böyle küreli sorularda doğrultuları biz çizmek zorunda kalıyoruz ve onun için önemli. Şimdi burada da kim var? G. Burada kim var? İpteki gerilme. Bunları söyleyebildik. Burası 37 derece. Şurası da iç ters. Bakın Z var. Ay Pardon şöyle Z var. Burası da kaçtır? 37 derece. Tamam. Şimdi ben bu üç kuvveti topladığımda 0 oluyor mu? Evet. Bak şimdi aşağıya doğru G. Yatayda ne var? Ne? Bunların toplamı biri düşey biri yatay olduğu için 90 derece kapatmam gerekiyor. Toplamın sıfır olması gerekiyor. Çünkü dengedeler. Bu da kim? T. Düşey ile çapraz arasındaki açı 37 derece olduğu için burası 37 derecedir. 53 derecedir mis gibi. Soru ezberlemeyin. Yöntem belli. Ucuca ekleme. Burası 5K oldu. Burası 3K olur. Burası da 4K olur. İlişkiyi de yakalayabiliriz. Evet kim kimin kaç katı görebiliyoruz. Efendim geldik bir tane ağırlık merkezi sorusuna. En popülerlerden bir tanesi bir şeyin içerisinden bir parça çıkarma olayı. Tabi özel olanlara gitmeliyiz ki yani sonuçta kolay bir şekilde ifade edilebilsin. Şimdi ben burada birkaç tane soru yakalamaya çalıştım. Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar bir parçanın içerisinden bir şey çıkardıkları zaman çıkarılan parçaya bakın ve onun simetriğini bulmaya çalışın. Ne demeye çalışıyorum? Mesela bir levhadan buradan bir kare çıkarıyorsa adam tamam mı? Burası merkez ya. Sen de git diğer tarafta onun ha, yani simetriğini hayal et. O çıkarılan parçanın simetriğini hayal et. Neden? Daha kolay ifade edersin. Çünkü bunları diyelim ki çıkardın ayrı değerlendi. Bunu zaten attılar, bir tek bu kaldı. Kalan parça ortadan gösterilebilir. Bir de senin o simetrikte seçtiğin de böyle gösterilebilir. Bu iki kuvvetin bileşkesini bularak ağırlık merkezini tespit edebilirsin. Acayip acayip yöntemleri yani e, burada tabii bütün öğretmen arkadaşlar bana katılacaktır. değişik yöntemleri insanların aklına sokmamak lazım. Yani ondan da yaparız yani fark etmez ama böyle daha kolay olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada da bir sonuçta şöyle bir yani yarıçap var. O zaman hani diğer tarafta simetriğini bulacağız demiştik ya şöyle. Şurada da simetri var. Bak mavi ile gösterdiğim yeri kimse sökmedi ama ben belli ettim. Peki levha olduğu için ne diyeceğiz? Yani alanla ağırlık doğru orantılıdır. Pi re kareden dolayı ben alana a desem ağırlığa g desem pi 2 r'nin yazabilirsem karesinden dolayı da 4 a olur. Yani 2 R'nin parantez karesi çünkü. O zaman 4 G olur. Yani orijinal parça 4 G'ymiş. Ama sen ne yaptın? Bunu çıkardın. Gitti bu. E ne oldu? Bak şimdi burada bir tane G var. Bu burada şu anda. G gitti. Biri de burada 2. O zaman geriye kalan parça yani şu anda taradığım yerler tam ortadan gösterilebilir. Çünkü üst alt simetrik her yeri. Burası da 3G olur. Bak giden gitti. Ben olanları konuşuyorum şimdi. Üçgen mi bu? Hayır yanlış yazdım. 2G. Çünkü birini attık. Biri burada. O zaman 2G. Şimdi şöyle bir alalım. Burası O noktası. Şurada 2G var. Şurada ise ne var? G var. O zaman aralarında da R var. Yani burası R. Şimdi 2'ye 1 olduğu için büyük olana yakın olacak. Burası 1. Burası 2 olacak şekilde. Bak 2G çarpı 1 G çarpı 2 dedik. Burası da o zaman toplamda üçgenin gösterileceği yer. O zaman bu üç parça R olduğuna göre 1 ile ifade ettiğim burası galiba R bölü 3 oluyor. Şu anda R bölü 3 kadar ağırlık merkezi sağa doğru kaymıştır. Birinci sorumuzun A'nın yanıtı bu. Şimdi diyor ki R yarıçaplı parça çıkarıldı ve sağ tarafa yapıştırıldı. Yani bunu buradan söktü. Geldi buraya yapıştırdı. İşte o zaman da bak şu oluyor. Benim mavi ile buradaki eleman burası da G. Ne yaparsın? Şunların bak tam ortasından şuradan hopa 2G diye gösterirsin. Bunlar gitti. 2G burada. 2G burada. Bu zaten aynı. Bunlarda bir değişiklik yok. E bunların tam ortası bak. rr ne oluyor? Tam buradan 4G'yi yine gösterebilirsin. Yöntem olarak aynıdır. Gördüğünüz gibi. Evet, yine ağırlık merkezi ilgili daha başka e, şeyler sorular görmek istiyorsanız videolarımıza bakabilirsiniz. Ben en ünlülerini karşınıza gelebilecek olan yani en net soruları söylüyoruz. Ya yani öğretmen şunu, ya kardeşim bunu sınıfta çözdük ya hala yapamıyorsunuz, dinlemiyorsunuz. İşte bu yani online sistem falan oradan girer öğretmen hiçbir şey diyemezsin. Yani sınıfta yapılan örneğin benzerini sordu mu yani gıkın çıkamaz. Şimdi burada neymiş bu? Güzel, her yerinde kalınlığı aynı olan dörde dört bir tane levhayı iple asmışız. Her yerinde kalınlık aynı, homojen, türdeş ya da taralı parça çıkarılıyor. Burası hafifledi. Bıraksak levha böyle dönecek, tamam mı? İstemiyor. Denge'nin bozulmaması için neler yapılabilir? Bak, bunu torkla çözeceğiz aslında. Ağırlık merkezi sorusu ama yani tabii ki de hemen şu parçayı çıkarmak isteyebilirsin. Olur mu işini görür mü? Görür. Ama başka parçalar da olabilir. Mesela şimdi buradan. G'yi çıkardılar ya çıkarıldığı için eksi kayıp diyorum. G çarpı şu ipin doğrultusuna göre tork alalım. Neden? Eskiden ben buradayken sola doğru bir tork yapıyordum böyle. Yani aynısını buradan çıkaracağım. Dengeleyeceğiz olayı. Şimdi buraya olan uzaklığa bakalım. Şuraya bir dersem yarım bölmeye burası 2 olur. O zaman uzaklığım 3 oldu. Yani eskiden orada var olan ama söküldüğü için artık kaybolan bir tork var. Sol taraftan eksi kaybetmek anlamında çıktı anlamında 3G'lik bir tork çıkarıldı. Ben de burada onu yapayım. O zaman bak isim veriyorum. 1, 2, 3, 4 numaralı parçalardan herhangi birini sök. Her biri sonuçta aynı torku sağlıyor. Ağırlık merkezinin değişmemesini konuşmuyoruz. O zaman tabii ki de bu parça olur. Sökülen parçaların ağırlık merkezi orijinal ağırlık parça, orijinal yer olursa kalanlarınki de orada olur. Ağırlık merkezi değişmez. Ama burada dengenin bozulmaması için diyor. O zaman 1 2 3 4 olabilir. Bir veya, veya bak dikkat. Ya o, ya o, ya o, ya o. Veya, ve değil. Birlikte değil. Başka ne yapılabilir? Şöyle bir şey olmaz mı? Şimdi üçlük tork çıkardın ya. Ben de şöyle bir şey yapayım. Buradan üç tane parça çıkarayım bak. Üçünü böyle topladın mı? G, G, G. Hepsini nereye toplarsın? Şuraya toplarsın bak. Şuradan. 3G var dersin. Uzaklıkları da kaç? İpin doğrultusuna 1. E al ne oldu? 3G çarpı 1 dersin. Yine aynı tork olur. Bunlara da isim vereyim. 5, 6, 7, 8. O zaman 6 artı 7 artı 8 nolu parçalar birlikte çıkarılacak. Birlikte. Bu da olabilir. Tamam mı? Her zaman öyle simetriyi sana vermeyebilirler. Evet. Yani dediğim gibi torkla denge şartları ile ilgili ağırlık merkezi ile ilgili belli kritik bazı soruları yani hatırlataraktan yöntemleri böyle bir gözünüzün önüne getirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum ama istekleriniz doğrultusunda gidiyor. Yorumlara ne istediğinizi yazarsanız bundan sonrakiler de ona göre şekillenir. Hazırlıklarınızı yapmaya başlayın arkadaşlar. Yani şunun şurasında hadi Nisan diye Nisan Mayıs Haziran. Evet Haziran sayma bence. 2-14 ayınız var sınav. Hazırlığa şimdiden başlayın. Evet görüşmek üzere hoşçakalın.